Ben bugünlere göğsümü göstererek gelmedim, tamam mı? Hep azim, hep akıl, hep istikrar. Ne demek, hangi göz? Bu şey. Ya pamuk koydum, o kadar oda mı ama? Kanka bir şey diyeceğim. Sen böyle olur demiştin ama bence olmuyor yani. Vallahi bak. Yani göz göstermek için bir çabaya girmeye gerek yok. Açtığın zaman zaten görmüş oluyorlar. Bunun bir çabası olmaz. Dekolteni açarsın. İnsanlar görmüş olur. Ama bunun bir çaba olduğunu düşünmüyorum çünkü insanlara kalmış olan bir şey. Bu kimseyi ilgilendirmiyor. Gerçekten öyle insanlara gıcık oluyorum. Hayır, bir de çaktırmadan yapmaya çalışanlar var. Kanka işte ondan sonra hı. Bana dedi ki Ayşe de beni seviyor. Aa Ayşe. Sen ne yapıyorsun? Patim kaymış. Sonra da şey Ayşe'yi de seviyor. Ha. Ya herkes bir tutturmuş, yok göğüsleri olmayan kızlar, yok küçük göğüsler. Abi sizdeki de am, bizdeki de am. Yani ekstra bir çaba göstermenize gerek yok. En azından göğüsleri küçük. Sizin gibi beyinleri değil. Yaratılış öyle demek ki, ne yapacaksın? Sen mi emeceksin? Yani şimdi hiç de göğsümü göstermeye ihtiyacım yok. Yani böyle bir ihtiyacı olan bir insan değilim. Kesinlikle. Ve çünkü zaten kendinden var. Ekstra bir çaba sarf etmeme gerek yok. Abi, hatunun göğsü güzelse bırak göstersin. Göstersin yani ya. Sana ne? Bakma istemiyorsan. Gözler kalbin aynasıdır gençler. Gözlere bakın. Ama çirkinse göstermesin ya. Yok. Canım çok mu sıcak oldu sanki ya? Ha, tamam, bana öyle geldi demek ki. Olsun o zaman, çok soğuk. Ben bir ya bence havayı siktir edelim. Havalar beni bozdu. Ben bir soyunayım, şu göğsümü de gör artık ya. Bu işin havayla bir alakası kalmadı artık çünkü. Çok emin olmamakla birlikte galiba O Çocukları filmindeydi. Fahişenin biri kıza nasıl seksi olunacağını öğretiyor. İşte kollarını göğsünün altına birleştir, masaya dayan falan diye. İşin komiği, bunu günümüzde birçok kız yapıyor. Ve seksi olduğunu sanıyorlar. Kesinlikle aşağılamak istemiyorum ama fahişeyle aynı. Vallahi benim hiç öyle bir çabam olmadı çünkü benim büyük göğüslerim yok. Ve bundan gurur duyuyorum. Olanlar da hep bir göğüs düzeltir, böyle çıkarırlar. V yakası böyle. Yani tamam göğsün var da yani debemiz. Göğsü var ki açıyor yani. Onu bulamayanlar da var. Vardır herhalde. Açmayanlar herhalde. Bilmiyorum ya. Öf, bu ne çirkin bir yere gitti bu muhabbet. Kimse birini açmasın ya. Ya ne alakası var ya? Ya saçmalamayın. Hiç öyle bir şey yapar mıyım? Bu olay fotoğraf çekinirken çok oluyor. Normalde mesela ben böyle poz veriyorum. Ben böyle poz veriyorsam kız böyle veriyor atıyorum. Buradan böyle sıkıştırıp. Anladın? Dur şunu yapayım bari. Ya da kollarımla sıkıştırsam daha mı? Beş beden atar mı acaba? Of, memem büyük gözükmüyor. Toparlayıcı tak. Daha büyük gözükür. Kanka yüzüm nasıl çıkmış? Bence çok güzel çıkmıyor mu? Kanka yüzüm. Kanka yüzüm çok güzeldi. Amaçsız. Şöyle ki, bu zamana kadar ilgi görmemiş insan modeli diyebiliriz bu tarz insanlara. Vücuduyla kendini beğendirme çabası içinde oluyor genelde bu tip insanlar. Zaten güzel ve akıllı bir kız bunu yapmaz yani. Benim en böyle midem alt üst olan şey. Abi göğsünü gösteriyorsun, hani ne yapalım yani? Ne demek istiyorsun sen? Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Abi karıda bir göğüs var zaten kafam kadar. Bir de alnımı açıp göğsünü dikler gibi böyle geziyor. Milletin gözüne gözüne sokuyor. Bildiğin Patriot füzesi yani. Sınıra koy, ülkeyi savunsun, o derece. Öyle bir çabam olmadı ya valla. Olamaz da. Çünkü yok. Yarama bastınız şu anda. Abi kızdan nefret etmek için müthiş bir sebep. Hani hoş bir elbise gelsin falan, hafif dekoltesi var veya aşırıdır, bu okey çünkü yeridir. Ama mesela burada Scorpio sırf tarihi fazla ilgi çek, sadece göğüs ve dudaklarını çekerek konuşan kızlar var. Bu saygınlık kazanmak için çok aciz bir yol. Bir ara çatal olayı vardı. Şimdi göğüs olayı hakkında mı başka açmaya şey ettiniz? Abi boşverin, gösteren göstersin. Demek o rahatsız olmuyor. Bırak, sen bak gitsin be ya, ne olacak? O bakarız diye açmış zaten. Siktir et. Ya ne alakası var ya? Senin Ferrari olsa üstünü örter misin?
Yani ben böyle insanlara anlam veremiyorum yani. Göğüslerini açmış böyle abi. Bir de yaymış böyle, yayılmış yani. Sanki otlatıyor yani. O derece. Bu kadar kasmanıza gerek yok bence. Sizi takip eden, beğenen zaten olur. Merak etmeyin. Şimdi çok gay bir şey söyleyeceğim. Abi göstersinler, gözümüz gönlümüz açılsın. İyi bence. Devam et. Harikasınız kızlar. Komiksin ve birbirinizi çekemiyorsunuz. Kızlar yapmayın bence bunu. Göğüslerini açanlara laf ediyorsunuz fakat siz de video çekerken göğüslerinizi açıyorsunuz. Çok ayıp. Yapmayın bence. Yani bu işi çaba haline getirmiş insanlar var. Frikik ister istemez büyük göğüste oluyor. Ona yapacak bir şey yok. Ama böyle dekolteyi ayak baş parmağına kadar açınca evet olmuyor. Doğru söylüyorsun. Şimdi o sizesine bağlı. S'si var, M'si var, L'si var, XL'si var ve XS'si var. M'den aşağısı kurtarmaz. Kameranın açısı hep böyledir. Böyle, böyle ya da böyle. Sözden çok eylemlerin ön planda olduğu skorplar mesela. 8, 9, 9, 9, 9, 9. Var var, bizde de var. Bir dakika, bir şey hayır, göstereceğim arkadaşlara ya. Yok mu? Yok meme falan. Bunda da var. Bak bak. Kalp mi? Yok. Havalar da ısındı. Isındı havalar. Kahrolsun süt yenler, memelere özgürlük. Bu konuda benim yöntemim çok daha farklı. Gördüğünüz üzere çeşitli sansürler kullanıyorum canlar. Yana gerçekten müthiş bir özgüven eksikliği. Hani oraya dikkati çekerek yüzüme ya da konuşmalarıma dikkat etme diye. Yazık. Hemen like'lıyoruz. Neden? Çünkü dekolte gördük. Zekadan falan çok da bahsetmenin bir anlamı yok. Çünkü neden? Meme gördüğümüz zaman like'lıyoruz. Osman gel gel. Like'la like'la meme gördüm. Like'la like'la. Şu an bambaşka bir dünyadan bahsediyorum. Kuş bakışı kontrol eden kadınlar yakaladım ben. Böyle falan yapıyorlar. Eğilince nasıl görür? Neyse bir arkadaşla FaceTime'da konuşuyoruz. Böyle bir göğüslerini gösteriyor falan. Hayır göstermiyorum. 85 şaşırıyor. B'sine kadar bildim. Evet gösteriyormuşum dedi. Abi Skork'ta bir bazı arkadaşlar göğüs göstermesi de şöyle laf anlatarak işte ne bileyim şunlar filan yaparak sübliminal mesaj olarak veriyor zaten bunu yani göğüslerini göstermese bile. Ya abi kesin bunu yapmayın. O kadar ucuz değil. Ben mesela böyle boğazı şeyler giyince daralıyorum. Onun için yakası normalden biraz daha açık şeyler giymeyi seviyorum. Ama böyle dekoltenin dozunu ayarlayamayıp göbek deliğine kadar gösterince biraz gereksiz bir durum oluyor. Bir kere V yaka Allah'ın emri. Bir de böyle yanlardan sıkıştırıyorlar. Bazıları da böyle tam çataldan geçen zincir takıyor. Cık, efsane. Bir de şu var tabii erkekler. Vur. Göğsüme vur, vur. Geçen de bir kız şuralardan şarap içti. Ama sen vur. Tamam vur. Abi kız tutuyor. Bir eliyle çekiyor. Bir eliyle böyle çekiyor. Bu gençlik nereye gidiyor? Var. Yarın var. Var. Önüne umut. Kanatılan yollarına gili gerek sana yardım eli. Hayat bir dansöz ama kanlı beli. Tıkandı delik. Bir umut yok dedin ama her şeye rağmen... Boşver! Bunu genelde düşünceleri konuşmasıyla dikkat çekememiş. Yani hiçbir şekilde dikkat çekememiş insanlar yapıyor. Hani bari oradan dikkat çekeyim diye. Ama benim esas komiğime giden şu. Olmayan insanları varmış gibi göstermesi. Kollarla sıkıştırıyor yukarıdan çek. Biz de anlamadık sanki. Göğüsleri çok büyük olanların. Bak bende mamluk sağlam. Göğsü hiç olmayanların da. Ya bende var. Var diyorum deme şeklidir. Yani bazen dekolte giyersin. İlla o gözükür. Arada sırada gözükmeyedir. Ama salak saçma çabalar çok komik. Hayır ben şunu anlamıyorum. Gösterdiğiniz göz bütün kadınlarda var. Kimsede olmayan bir şeyinizi gösterin. Kişiliğinizde olan. Ne bileyim duygularınızda olan. Kanka işte geçen bizimkilerleydik. Kimi gördük? İnanamazsın. Hava çok mu sıcak bana mı öyle geliyor? Bence hava çok sıcak. Bence çok sıcak yani çok sıcak. Hangi kolyem güzel? Şu olan kolyem mi şu? Fazında bayağı karanlık çıkmış. Abosidyen gibi karanlık. Sıcak ya. Terledim. Ne diyordum falan? Kabarmış. Bunlar gibi sıcaktan pembe pembe olmuş. Fuck ya. Ha Burcu ne haber? Ne yapıyorsun sen ya? Ya özel günümde de müzik dinliyorum, dinletiyorum onlara.
Hani şişliğini falan alıyor. Klasik müzik geliyor. Ya resmen içime işliyor müzik. Bilmiyorum. Bir de bazı kız grupları var. Anlaşmışlar gibi hepsi göğüsleri salıyorlar. Sanarsanız satışa sunuyorlar. Güzel güzel memelerim var. Dekolte gerçekten hoş bir şey. Ama bunu abartıyorsunuz işte. Yiğidin malı meydandadır lafı galiba yanlış anlaşılıyor. Onda kız ismi yok. Eğer bir kaşa bazarla oturuyorsanız sizin söylediklerinizden anladığı sadece şu olacaktır. Şurası varsa bile işinize yaramayacaktır. Yine çok seksist bir headline. Erkeklerin üstü yok lan. Videoyu çekerken üstü full yok herifin. Kız şurada VYK giydi diye olay oldu değil mi? Yok yok, sevilmiyor. Kadın cinsi sevilmiyor ülkede. Belki çekinmiyordur açmak değil de. Bence skorpta önemli olan göğüs değil de beyin göstermek. Saygılar. Bazı kızlarımızda göğüs açma çabası var. Bunun nedenini özgüven eksikliği olarak düşünüyorum. Zekasıyla, fikirleriyle, düşünceleriyle ilgi çekemeyince farklı şekilde ilgi çekmeye çalışıyorlar. Maalesef ki komik duruma düşüyorlar. İnsanlar bu gözlerle değil, bu gözlerle kontağa geçiyor. Bir de gösteremeyenler var çünkü yok. Ya olmayan bir şeyi gösteriyorum haliyle. Üzüyorsunuz bizi kızlar. Bir kız zaten yüzüyle iş yapamayacağını anlayınca göğsünü açar. Göğsüyle de iş yapamayınca şansına güzel. Siz de göğsünü açana değil, düşünebilen kadınlarla aşk yaşayın. Beyniniz olduğuna inanalım en azından. Pekala. Bir insanın bacağı güzelse mini etek giyer. Vücudu ise dar giyer. Göğüsleri güzelse dekolte giyer. Kısacası güzeli sergiler. Bu giyen kişiyi bile enterese etmezken bazı vatandaşlar niye bu kadar takıyor? Kolların arasına sıkıştırıp göstermeye çalışan mı dersin? Giydiği atlet veya bluzu aşağı kadar sündüren mi dersin? Ekstra bir push-up etkisi olsun diye iki tane sütyen takan mı dersin? Yoksa hiç takmayan mı? Seç, beğen, al. Hepsi aynı. Basit, basit, basit. Şimdi benim bu konuda bir yorumum var. Birazcık da sert olabilir, o yüzden kusura bakmayın. Dişiliğini kişiliğinin üstünde tutan insanların bacakları hep aralı, kalpleri de hep yaralı olacaktır sonsuza kadar. O yüzden böyle gereksiz şeylerle uğraşmayın. Kişiliğinizi geliştirin bence. Ah! Ne oldu? Göğsün gözüme kaçtı! Şimdi bu insanlara bu kadar tepki göstermeyelim. Bir göz var, bir de gönül gözü var. Ayrı bir mesele. Selami, ne haber? Burcu iyidir, senden ne haber? Ben deyim, sağ ol. Notlar var mı sende ya? Bende not var tabii. Var, olmaz mı? Ah! Ne oldu? Bir şey yok ya, gözüme girdi. Genelde göğüsleri olmayan kızlar böyle desteksiz diyen giyip varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama normalde göğüsleri zaten büyük olan insan saklamaya çalışır. Bu bir çünkü acizlik göstergesi. Yok, olmayanı gösteriyor. Selam Berk. İkiden su al, gel çabuk. Merhaba. Şapka almayı unutma. İki tane de şapka al. Hadi oğlum. Hadi Muhittin abine söyle, gel. Nasılsın? İyi.